Merhaba. Bugün böyle dışarıdan bir açılış yapıyorum. Marketlerin kapanmasına bir 15 dakika falan var. Benim de canım bir pasta istiyordu. Baktım malzemem eksik, bir de salçam yok. O yüzden A101'e gittim. Şimdi eve geri dönüyorum. Aşırı bir sıcak var Konya'da. Türkiye'nin her yerinde öyleymiş gerçi. Dün şeye başladım. Dolap içlerimi düzenlemeye başladım. Kızlar, dolap içlerimi düzenlemeye başladım. Bugün eve gidince yine kaldığım yerden devam edeceğim. Küçük yerlerin çoğunu yaptım. Lavabo dolapları, kombinler falan gibi. Gardırobum var. Mutfak dolabımı en son yapacağım. Ondan sonra başka neresi kaldı? İçerideki oturma odamdaki televizyon ünitemle salonumda konsolun içini falan yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra da büyük yerlere geçeceğim inşallah. Eve geldim ve ani bir fikir değişikliğiyle yazdıklarımızı çıkartmaya karar verdim. İlk önce Musa'nın odasından başlayacağım. Görüyorsunuz şurada katlayıp koyduğum kışlık kıyafetleri var. Onlardan verilecek olanlarını seçeceğim, vereceğim. Kaldıracaklarımı da hurçlarıma yerleştireceğim. Hurçlarımı da getirdim, gördünüz. Aynı zamanda Musa'nın bu nevresim takımını falan da çıkarttım. Onlar da makinede şu an yıkanıyor. Sonra şöyle dolabını göstereyim. Dolabı bayağı bir karışık. Çünkü böyle bunları değiştireceğim için ben burayla gerçekten hiç ilgilenmedim. Nasıl olsa dedim yazlıklar gelecek, nasıl olsa dolaplar düzenlenecek diye pek ilgilenmedim. O yüzden biraz karışık. Yine aynı şekilde buradan kışlıklarını kaldıracağım. Seneye küçük gelecek olanlarını ayırıp vereceğim inşallah. Diğerlerini de seneye giymesi için kaldıracağım. Şurada da okul formamız var. İnşallah onu da şimdi kaldırayım. İnşallah onu da yeni eğitim ve öğretim yılında giyebilir. Şimdi ne yapayım ben? Hemen hurçlara bakayım. Musa'nın olanını bulayım. Hemen değiştirmeye başlayayım. Bu arada şunu göstermek istiyorum. Bu Musa'ya beyaz düz bir tül diktirmiştim ya ben. Ben bunun arkasına normal bir şey yapmıştım. Güneşlik asmıştım. Ama bu tül beyaz ve dümdüz olduğu için kesinlikle güneşlik güzel durmuyor. Buraya bir tane düz beyaz stor perde alacağım. Ben stor perdeden aslında çok bıkmıştım. Benim diğer evimde neredeyse bütün odalarım stor perdeydi. Onları yıkattırması falan benim çok zoruma gidiyordu artık. Yani sevmiyordum. Mesela oturma odamda şey vardı. Bu tüllü arasında çubuklar olan katlamalı perdeler var ya, onlardan kullanıyordum. Kendimi yıkayamıyordum. Mesela özel bir işte perde yıkama şirketi diyeyim. Geliyordu işte, onu söküyordu, götürüyordu, yıkayıp getirip tekrar takıyordu falan filan. Ben de bu süreçten çok sıkıldığım için bu evimde her yerde tül ve normal güneşlik kullanmıştım. Bir tek mutfağımda var bir tane storum. Onu da pek kullanmıyorum zaten. Ama buraya düz bir stor almam şart çünkü gerçekten güzel durmuyor. Bir de şu tablosu var Musa'nın. Bu eve geldiğimizden beridir bu bizde. Eşimin bir arkadaşı hediye etmişti Musa'ya. Bu aslında gecelik, bunun bir düğmesi var. Bastığınız zaman bu karakterlerin gözlerinde falan ışıklar yanıyor. Gece lambası gibi oluyor geceleri. Ama artık bunu da büyüdü, yani Musa'ya pek uymadığını düşünüyorum. Bu da gidecek. Belki bunun yerine yine böyle kanvas, manzara desenli falan odası rengine uyan bir şey de alabilirim. Hiçbir şey de almayabilirim. Bilmiyorum. Şimdi hemen ben yazlıkları, kışlıkları ayarlamaya başlıyorum. Musa'nın yazlıklarını çıkarttım ama çok fazla yazlığı yokmuş. Gerçekten düşündüm. Ben geçen yıl giydiklerini, hani küçülenlerini falan seçmiştim. Çok az kalmıştı yazlığı. Yani Musa'ya en kısa zamanda bir alışverişe çıkmamız gerekiyor. Şu kot gömleği zaten buradaydı. Bunu bıraktım serin bir havada giyer diye. Şöyle bir tane de triko ceketi vardı. Onu da bıraktım. Şu takımını geçen yıl Ramazan bayramında almıştık. Bu yıl bayramlık almadık, bayram yok diye. Zaten biliyorsunuz dışarıya çıkıp alışveriş yapmak da pek mümkün değil. Bunu da kaldırmadım. Belki giyilir. Hani bu olaylar geçtikten sonra düğün falan bir şeyler olursa o zaman giyer, zaten seneye olmaz artık. Şöyle bir tane gömleği vardı. Bunları da ütülemeden astım. Daha sonra ütüleyeceğim. Onu çıkarttım. Yine böyle bir tane, bunu çok seviyorum. Little Big'den almıştık geçen yıl. Lacoste bir tişörtü vardı. Onu da çıkarttım. Yine burada böyle günlüğe giymesi için penne tişörtleri var.
Sonra yine iki tane kotu, bir tane onu da geçen yıl aldığım bir beyaz pantolonu vardı, beyaz kot. Onu da çıkarttım. Burada da sadece bir tane böyle penye şortu var. Yani Musa'ya birkaç tane penye şort ve birkaç tane de tişört almam gerekiyor. Bir iki tane de gömlek alabilirim. Hani böyle özel bir yerlere gittiğinde giymesi için. Şimdi buraları falan da yaptım ben. Burada işte okuduğu hikayeleri var. Yani bunların bazılarını okudu, bazılarını okumadı. Onlar burada. Yine aynı şekilde burada da onlar da hikaye. Burada da böyle işte kutu oyunları falan var. Onları da bu şekilde yerleştirdim. Burada battaniye falan var bu dolapta zaten. Onu da boşaltıp yerleştirdim. Burada bizim kışlıklarımız ve benim bu böyle uzun elbiselerim falan var. Şöyle göstereyim hatta. Böyle deri montlarımız falan var. Onlar da aynı burada kalıyor. Onu da şu altını güzelce sildim. Boyu buraya biraz hani benim elbiselerim için kısa kalıyor ama bunları takabileceğim en uygun yerde burasıydı. Sonra böyle çekmecelerini de boşalttım. Düzenledim. Burada pek bir şey yok. Burada da ben Musa'nın oyuncaklarını aslında kaldırdım. Birçoğu bodrumda oyuncak kutusuyla birlikte bodruma indirmiştim. Burada da öyle gelen giden çocuklar oynasın diye ufak tefek oyuncakları var. Musa'nın dolabı bu şekilde bitti arkadaşlar. Güzelce içini dışını üstünü falan güzelce temizledim. Şimdi ne yapacağım? Şöyle dönelim. Burada çalışma masası var. Çalışma masasını da boşaltıp tekrar güzelce silip hepsini güzelce yerleştireceğim. Bu ondan sonra da bugün başka hiçbir iş yapmayacağım. Şey yaparım. A101'e gidip geldim. Oradan çiçek falan aldım. Size birazdan onları gösteririm. Sonra zaten iftar hazırlığı falan derken bugünü bu şekilde bitireceğim. Bir de bu arada şunu da söyleyeyim. Ben zaten bütün dolap içlerimi yaptım. Şimdi sadece kendi gardırobum kaldı. Bir de mutfak dolaplarım kaldı. Diğer lavabonun dolaplarını, vestiyeri, işte aradaki gömme dolabımı olsun, bu yatak odamdaki çekmeceleri, şifonyerin çekmecelerinin dolaplarını hepsini yaptım. İşte burayı da yaptıktan sonra dolap içlerim bir tek mutfak dolabı kalıyor. Onu zaten en son yaparım her zaman. Gardırobum kalıyor. Gardırobumu da yarın yaparım inşallah. Sonra dolap işi olayım bitiyor. Ondan sonra ne yaparım? Bu bayram geçtikten sonra hallarımı yıkatmaya göndereceğim. Geçen yıl temizlik için yardımcı bir abla almıştım yanıma. Temizlikte yardım etsin diye. Ama bu yıl almayacağım. Duvarlarım olsun, camlarımı, kapılarımı, her şeyi kendim temizleyeceğim. Yani bayramdan sonra ne başlayacak? Yaz temizliği başlayacak. Aslında normalde ben bu zamanlara bırakmazdım yaz temizliğini ama işte bu yıl böyle hastalıklardı falan filan da derken bu zamana kaldı. Neyse ben burayı da hemen bir halledeyim. Ondan sonra görüşelim. Evet, çalışma masamız da nihayet bitti. Her yeri topladım. İçini dışını güzelce sildim. Şuraların hep tozunu falan aldım. Güzel tertemiz oldu. Şimdi ne yapayım? Şimdi mutfağa gideyim. Ben dün A101'e gidip gelmiştim. Biliyorsunuz bir pasta yapacağım demiştim. Yapmak istediğim bir pasta vardı. Ama dün yapamadım. Böyle iftardan sonra bir ağırlık, bir halsizlik falan. Bugün de yapabilir miyim bilmiyorum. Bugün gittim A101'e çünkü bir masa örtüsü var. Onu almak istiyordum. Perşembe günü gelen ürünler bazen salı günü de koyabiliyorlar. Dedim hani koymuşlarsa kaçırmayayım alayım diye. Ama maalesef koymamışlar. Perşembe gelecek dediler. Ama gitmişken de şöyle bir tane orkide aldım. İki dallı. Çok güzel. Bunun geleceğinden haberim yoktu. Kasanın yanında gördük bunu. Merve ile birlikte gittik bu arada. Bir de şöyle sır beyaz sabun kokulu yüzey temizleyici aldım. Bunun fiyatı çok uygundu. 4 lira falandı. Bunu Merve'nin kayınvalidesi almış. Merve'ye de o tavsiye etmiş. Gerçekten kapağını açıp kokusunu duyduktan sonra dedim ben de alayım. Çok güzel bir kokusu var. Yani böyle tam bir beyaz sabun kokusu. Mesela Bim'in falan da var ya Axe'ın yüzey temizleyicisi. Bu ondan falan gerçekten çok güzel. Bugün bunları aldım. Başka da bir şey almadım. Dün de ne almıştım işte? Pastam için krema, çikolata falan almıştım. Eğer pastamı da yapacak olursam bugün zaten gösteririm. Ama yapabileceğimi zannetmiyorum. Şimdi iftara da çok az kaldı zaten. İftara da böyle bir kıyma çıkarttım. Geçen gün A101'den almıştım ya. O kıymayı bugün çıkarttım. Kuru köfte yapacağım. Ama ilk defa deneyeceğiz bu kıymayı. Bakalım inşallah güzel olur. Şimdi ben size kuru köfte yapacağım dedim ya. Kuru köfteden vazgeçtim.
Hemen ne yaptım biliyor musunuz? Böyle patatesli, patlıcanlı, patates ve patlıcan oturtması karışımı bir şey yaptım. Patatesimi kızarttım. Aslında patlıcan yapmayacaktım. Baktım bir tane patlıcanım kalmış dolapta. Dedim onu da yapayım, boşa gitmesin. Böyle 3 tane de küçük biber kızarttım. Kıymamı kavurdum. İçine bir tane soğan ekledim. Karabiber ve tuz ekledim. Bunları güzelce işte kızarttım ve bu borcamıma bu şekilde yerleştirdim. Şimdi böyle salçalı suyum var. Onu dökeceğim. Ondan sonra fırınıma göndereceğim. Fırınımda bir 25 dakika 30 dakika kadar pişireceğim. İftara da çok az kaldı. Pişmiş halini gösteririm inşallah. Temizledim, her yeri topladım hemen. Hatta kendime böyle bir kahve koydum. Kahvem pişsin. Buraya da güzelce fincanımı falan ayarladım. Şu iki çikolatayı almıştım. Pasta yapacağım ya onu süslemek için. Ama bugün de yapmayacağım pasta. Vallahi şu an canım hiçbir şey istemiyor. Mutfağımda topladım. Balkonumda şöyle serince bir kahve içtikten sonra Survivor'ın yeni bölümünün başlamasına çok az kaldı. Survivor izlemek için içeriye gideceğim. Bu iki çikolatayı aldım demiştim ya, şunu zaten biliyorsunuzdur, bu çok güzel. Ben bir de bu da beyaz, bütün bademli bir beyaz turuf. Ama bunu sevmedim, güzel değil bence. Ama şu gayet güzel bir çikolata. Evet, kahvem de oldu. Şöyle kahvemi de dökeyim. Çok şükür kahvem de hazır. Burada da veda etmek istiyorum. Umarım severek izlemişsinizdir. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.